Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirim. Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. 24-26 numaralı ünitemizdeyiz ve 4 numaralı köşe taşını çözeceğiz kardeşler bugün. Şöyle bir odaklanma her bir şeyini ayarlayayım ben. Başlayalım hemen soruları çözmeye. Gözüküyor her şey. Gayet güzel gözüküyor. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki şekildeki grafik. Evet. Bir mağazadaki ürünlerin maliyet fiyatları ile satış fiyatları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre satışından %20 kar elde edilen bir sobanın maliyet fiyatı ne kadardır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Satışından %20 kar elde edilen bir sobanın maliyet fiyatı maliyet fiyatı kaçtır diye bir şey sormuş. Tamamdır. Şimdi maliyet fiyatı 100x olsun arkadaşlarım bu sobanın. Satışından %20 kar elde edeceğiz ya. Yani satış fiyatı 120x olacak o halde. Şimdi şöyle grafikte gösterelim bu 120'yi de. 120x de şuraya bir yere denk düşsün kardeşlerim. Bize de maliyet fiyatını soruyor. Yani 100x'i soruyor arkadaşlar. Hemen şurada bir benzerlik yapacağım. Önce 70'ten 49'u çıkartıyorum. 21'dir şurası. Şimdi bir hesap yapalım arkadaşlarım. Şurası 42 ise şurası da 42. Burası 100x ise şurası da 100x olacak diyelim. Hadi bir benzerliğimizi yapalım. 42 bölü 100x. 42 bölü 100x eşit olmak zorundadır diyelim. 21 bölü şuradaki uzunluk, yani 120x eksi 49 olacak arkadaşlarım. 120x eksi 49'muş. Şimdi hemen 21'e böldüm 2 çıktı. Sonra bu 2 ile de şurayı sadeleştirelim, 50x olsun. 50x eşittir şuraya geldi dostlarım. Yani şurada şöyle bir eşitlik var. 49'u bu tarafa alalım. Artı 49. 50x'i buraya alalım. 70x olsun. 7'ye bölelim. 7 eşittir 10x çıktı. 7 bölü 10 eşittir x geldi. Bize neyi soruyordu? Maliyeti. Yani 100x'i soruyor. Yani 100 çarpı 7 bölü 10 bulmuştuk x'i. Birer sıfır gitti. 70 bulduk dostlar sorunun cevabını. Evet, geldik 2 numaraya. Yukarıdaki grafik bir tüccarın sattığı A ve B mallarının maliyet satış fiyatlarını göstermektedir diyor. Tamamdır. Buna göre tanesi 80 TL'den aldığı A malından ve tanesini 20 TL'den aldığı B malından 10'ar tane satan tüccar yüzde kaç kar elde eder diye bir soru sormuş bize. Bakalım şimdi neler diyeceğiz. Şimdi A malı için konuşalım arkadaşlarım. A için bir konuşalım. Bu adam 6 liraya mal ettiği bir malı 6 liraya mal etti. Kaç liraya satıyormuş? 9 liraya da satıyormuş. Satışı 9 lira. O zaman bu adamın karı kaç liradır diye soralım. 3 lira kar elde etti arkadaşlar. 6'da 3 lira kar elde ettiyse yüzde kaç liradır diye sordum. Yarısı ya. %50 karla satıyormuş bunu. %50 kar. Şimdi bu A malından ne yapmıştı dostlarım? 80 TL'den alıyordu tanesini. 10 tane aldı. 10 tanesini 800 TL'ye aldı. Şimdi A malı için konuşuyorum hala. A için. Cebinden 800 TL çıktı. %50 karla satıyor. Yani yarısı kadar karla satıyoruz. O zaman satış fiyatı 1200 TL'dir toplamda. Bu adamın cebine şu anda A malından 1200 lira girdi. 800 lira da çıktı. Karı 400 lira. Devam edelim. Şimdi B malı için konuşalım. B malını 8 liraya mal etti. 6 liradan satıyor. Şuraya yazıyorum dostlarım hemen. Şurası bakalım gözüküyor mu, bir kamerada bakayım. Evet, gözüküyor. B malı için konuşuyorum şimdi. B'yi kaç liraya mal etti bu adam? 8 liraya mal etti. Kaç liraya sattı? 2 liraya sattı. O halde kaç lira zararı var? Kaç liraya sattı pardon? 6 liraya sattı. Zararı 2 lira. Yani 8'de 2 lira zarar. 8'de 2 lira zararsa yüzde ne kadardır diye sordum. 4'e bölmüş. O zaman B malından %25 zarar elde ediyor arkadaşlar.
Şimdi B için de konuşalım şurada hemen. B malını 10 tane aldı, 20 liradan 200 lira mı verdi bu adam alışını? Satış fiyatı ne kadarmış? %25 zararına satıyormuş. 200'ün hemen %25'ini hesapladım. 25 bölü 100 dedim. Gitti gitti 50 çıktı arkadaşlarım. 50 lira zararına, yani 150 liraya satıyormuş. Peki şimdi hesaplayalım. Bu adam toplamda 800 A'ya, 200 de B'ye verdi. 1000 lira para çıktı cebinde. 1250, 1200 buradan, 150 de buradan, 1350 TL kazandı. Bakın, 1000'de 350 kar. %'de ne kadar kardır diye soruyorum. %35 çıkıyor dostlar. Sorumuzun cevabı Adana geldi. Evet, üçüncü sorudayız. Okuyalım hemen. Bakalım bu nedir? Şekildeki grafikte taban uzunlukları aynı olan üçgenlerin alanları ve yükseklikleri arasındaki bağıntı verilmiştir. Bakalım, şimdi bir üçgen varmış arkadaşım. Diyor ki, eğer ki yüksekliği 6 santimse alanı 12'dir. Şimdi yüksekliği 6 santimse alanın 12 çıkması için tabanına x diyelim. X bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanının 12 olmasını istiyor. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 3. 3'e bölersek 12'yi, x eşittir 4. Demek ki tabanı 4 olan bir üçgenmiş arkadaşlarım bu. İkincisinde de yaparsanız yine tabanı aynı dediği için tabanını 4 bulacağız. Diyor ki, alanı 36 olan üçgenin yüksekliği kaçtır? Şimdi bir üçgen var, biz tabanını biliyoruz 4. Yüksekliğini soruyor. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2, 36'ya eşit diyeceğiz. H buradan 18 geldi dostlarım. Cevap Denizli. Evet, 4 numaradayım arkadaşlar. Bakalım bu ne diyor. Şekildeki grafik bir bitkinin boyunun zamana göre değişimini göstermektedir. Bitkinin boyu kaçıncı ayda 290 santim olur diye bir şey söylemiş bize. Biz de diyelim ki x'inci ayda 290 olsun. Bu böyle gidiyor. X'inci aydaki boyunun karşılığı 290'mış dostlarım. Buna göre x kaçtır diye bir soru soracağız. Hadi bulalım. Şurası 2 birimdir şuraya eşit olduğundan. Burası x birimdir buraya eşit olduğundan. Şurası 24'tür. Şu mesafede 240'tır dostlarım. Bakın benzerlik yapıyorum. 24 bölü 240 eşittir 2 bölü x'e. 24'e böldüm 1, 24'e böldüm 10. 2 ile 10'un çarpımı x eşittir 20 çıktı dostlarım. Cevabımız Bursa geldi. Hemencecik 5 numaradayız. Yukarıdaki grafikte bir mağazadaki ürünlerin satış fiyatı ile satıştan elde edilen kar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Peki buna göre bu ürünün maliyeti kaç TL olursa ürünün satışından %30 kar elde edilir diye bir soru sormuş. Şimdi şuraya karları yazıyormuşuz. Şimdi ürünün satış fiyatı burası. O zaman şöyle diyelim şimdi. Maliyeti kaç TL olursa, maliyeti 100x diyelim. Karımız 130 olacak, %30 dediği için. Satış fiyatımız da ne olacak bu durumda arkadaşlarım? 130x olacak. Şimdi satış fiyatının 130 olduğu durumda. Hemen şöyle grafiğimizi yeniden yapılandıralım. Kar 30x olacakmış dostlarım. O halde şimdi hesaplayalım. Şurası 36 birimdir. Şurası 130x eksi 24 birimdir. 130x eksi 24 şöyle yazayım. Şu uzunluk 30x, o zaman burası da 30x'tir. Şu uzunluk 12, biz de buraya 12'mizi yazalım. Hadi tekrar benzerlik. 12 bölü 30x. 12 bölü 30x eşittir. 36 bölü tamamı 130x eksi 24. 130x eksi 24. Gitti gitti 3 kaldı. 3 ile 30x'i çarptım. 90x eşittir 130x eksi 24 oldu. Eksi 24'ü bu tarafa alalım. 90x'i de bu tarafa alırsak 40x yaptı. 40'a bölersek x eşittir 24 bölü 40. Hatta bölelim 4'e 6, bölelim 4'e 10. 6 bölü 10. Bize neyi soruyordu? Maliyetini soruyor. Yani 100x'i soruyor dostlarım. 100 çarpı 6 bölü 10. Birer sıfır sildik. 60 çıktı sorumuzun cevabı. Evet.
Bu köşe taşımızın son sorusu. Bakalım ne diyor? Grafik bir malın alışı ile satışı arasındaki bağıntıyı gösteriyor. Mal yüzde kaç karla satılmaktadır? Şimdi 4 liraya aldım, 5 liraya satıyorum. Kaç lira karım var arkadaşlarım? 1 lira karım var. 4 lirada 1 liraysa yüzde ne kadar karı vardır diye soruyor bize. 100 bölü 4'ten 25 çıktı gobeller. Bu sorumuzun cevabı. Evet, 4 numarayı hallettik. Hemen 5 numaralı köşe taşımızı şöyle koyalım önümüze. Başlayalım sorularını çözmeye. Şöyle bir de odaklanmaya bakayım ben dostlar. Evet. Bakalım ne diyor? Yukarıdaki şekil bir şirketin gelir ve gideri arasındaki ilişkinin değişimini göstermektedir. Buna göre bu şirketin kaçıncı ayı sonunda karı 8000 TL olur? Güzel soru arkadaşlarım. Bakın şöyle düşünelim. Şimdi bu adam şöyle 6 ay geçmiş. 6 ayda gelirle gideri eşitlemişler kardeşlerim. Gelir eşittir gider. Peki ne kadar zarardaymış bunlar ilk başladıklarında? Bakın 5 lira gelirleri var dostlarım. Giderleri ise 2 lira. İlk başladıklarında böyleymiş. Gelir 5, gider 2. Yani 2 liralık bir zararları var dostlar bu adamların. Ve bu bir adam gelmiş maliyetlerini 6 ayda zararlarını kapatmış, ne kar ne zarar durumuna getirmiş bu şirketi 6 ay içerisinde. 6 ayda ikilik açığı kapatmış. Karı 8000 olur diyor. Yani ikilik açık vardı, eksi 2 delerdi. Karın 8 olması için, eksi 2'den 8'e çıkması için 10'luk bir artış mı lazım bize dostlarım? 10'luk artışı kaç ayda yapar diye soruyoruz. 5 katı, 5 katı 30. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi şirket kuruldu ve batmak eşiğinde şu anda. Çünkü gelirler, giderler daha fazla, gelirler az. Zarardalar şu anda. 2 lira zarardalar arkadaşlarım. Bir adam gelmiş şirkete mesela, hikayeleştireyim şöyle. 6 ay içerisinde bu ikilik açığı, ikilik zararı kapatmış. 6 ayda ikilik zararı kapatmış. Diyor ki bize, kar diyor %10 olsun diyor. Kar 8000 olsun diyor. Lan eksi 2'yi 6 ayda kapattıysa 10'u, yani 8 olması için 10'luk bir artış istiyoruz biz. İkilik artışı 6 ayda yaptı, 10'luk artışı 30 ayda yapar dedik. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım 2 numara ne diyor dostlarım. A bitkisi var, B bitkisi var. Diyor şimdi buna göre kaçıncı ayda A'nın boyu B'nin boyunun 2 katı olur diye bir soru sormuş. Şimdi hemen yavaş yavaş yapalım. Şimdi A bitkisi için konuşayım. Şurada konuşalım. A için konuşuyoruz dostlarım. Bu A bitkisi, şu çizgi için konuşuyoruz. 2 ay geçmiş aradan. Ne kadarlık bir artış göstermiş A çizgisi boyda? 50 santimlik bir artış göstermiş dostlar. Bakın ilk dikildiğinde 30 metreymiş bu A bitkisi. 30 santimmiş pardon. Sonra 30 santimden birden 80 santime çıkmış 2 yıl geçince. Başlangıçta 30'du. 80'e çıktı. Demek ki 2 ayda 50 santim uzadı. Diyorum ki bir ayda ne kadar uzar? 25 santim uzar. X ayda ne kadar uzar? 25x santim uzacak bu bitki. Şimdi B için konuşalım. B bitkisi de şu çizgi. Bakın ilk dikildiğinde 60 santimmiş boyu. Bunları da gözden kaçırmayın. İlk dikildiğinde 60 santim. 2 ay geçiyor, 80'e çıkıyor arkadaşlarım. Demek ki 2 ayda bu kerata 20 santim uzuyor. 1 ayda 10 santim uzar. X ayda 10x santim uzar. Diyor ki bize. Kaçıncı ayın sonunda A'nın boyu B'nin boyunun 2 katı olur diye bir soru sormuş dostlarım. Hemen hesaplayalım gobeller. X ay dedik biz buna. 25x oldu bunun boyu. Diğerinin boyu da 10x oldu. A'nın boyu 25x. Başlangıçta 30'du. X ay geçti, 25x de oradan uzadı, 30 artı 25x oldu boyu. B'nin boyu başlangıçta 60'tı, X ay geçti, 10x uzadı bunun da boyu, 10x santim ve bu hale döndü. Diyor ki A'nın boyu B'nin boyunun
2 katı olur diyor. Nuneki neredeyse onu çarpıyorduk 2'yi. Evet, gerisi matematiksel işlem arkadaşlarım. Hadi yapalım. 30 artı 25x eşittir 120 artı 20x. 30'u buraya aldık, 90 geldi burası. 20x'i buraya aldık, 5x geldi. 5'e böldük, x eşittir 18 çıktı goberler. Cevabımız 18'miş diye. Geldik 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki grafik A ve B hareketlerinin gittikleri yolun zamana göre değişimini göstermektedir. Peki. Araçlar sabit hızlarla yollarını devam ettiğine göre B aracı hareket ettikten kaç dakika sonra A aracına yetişir diye bir soru sormuş bize dostlar. B aracı hareket ettikten kaç dakika sonra A aracına yetişir? Peki. Hadi başlayalım şimdi sorumuzu çözmeye. A aracını konuşuyorum dostlar ilk önce. Bu A aracı bakın sıfırdan ilk zaman duruyor tabii ki. 10 dakikada ne kadar yol almış bu A aracı? 105 metre yol almış. 10 dakikada 105 metre yol almış bu kerede. Hızını bulalım. 1 dakikada ne kadar yol alıyor? 105'ti. Şöyle. Hemen 10'a böldüm. 10'a böldük burayı da. 105'i de 10'a böldük. 10.5 dedik dostlar. Bunun hızı yani V1 diyelim buna. 10.5'miş. Şimdi B aracını konuşalım bir de. Şuraya da B'yi konuşalım. B aracı A'dan 5 dakika sonra başlıyor. Bakın A 5 dakika gidiyor sonra B başlıyor. Ve 10 dakika içerisinde B aracı 10 dakikada ne kadar yol almış arkadaşlarım? 120 santimetre yol almış. 120 metre yol almış. Diyorum ki 1 dakikada ne kadar yol alır? 12 metre yol alır 1 dakikada. Bunun da hızı yani V2 dediğimiz şey de bu. Şimdi bunları bir de şurada yol olarak gösterelim bak. Şöyleydi arkadaşlarım. A ile B burada şimdi. İlk başlangıçta. A bir 5 dakika hareket ediyor. 10 dakikada 105 metre gidiyorsa 5 dakikada yarısı kadar. Yani bir 52,5 metre yol aldı. A buraya geldi şimdi. Buradan buraya kadar geldi A. İşte tam bu anda A ile B harekete başlıyorlar. Ve bir yerde C noktasında B A'yı yakalayacak diyor dostlarım. İşte bu oldu size yetişme sorusu. Hareket problemlerindeki yetişme sorusu. Nasıldı sorumuz? Başlangıçtaki aralarındaki uzaklık 52,5 metre. Şimdi yetişmeye B ile A aynı anda harekete ne zaman başlıyorlar? Biri burada, biri burada. Aralarında 52,5 metrelik bir mesafe var. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızları farkı. Birinin hızını 12, birininkini 10,5 bulduk. O zaman 1,5 diyeceğiz mi arkadaşlarım hızları farkına? Çarpı zaman. Hemen buradan T'yi bulalım biz dostlarım. 52,5'u 1,5'a bölerseniz kardeşler 35 çıkıyor. Sorumuzun cevabı da 35 zaten. Bize de zamanı soruyor. Geldik 4 numaralı sorumuza. Yine mi bitki sorusu? Yok, incir sorusuymuş bu sefer dostlarım. Evet, bakalım ne diyor şimdi. Yukarıdaki grafikte A ve B bölgelerinde üretilen incir miktarının yıllara göre doğrusal değişimi gösterilmektedir. Buna göre 13. yılda, 13. yılı istiyor bizden. Şöyle gidelim biz şuraya doğru. 5. yıl, 6. yıl, 7. yıl, 8. 9. 10. 11. 12. Aha da 13. yıl burası olsun arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yıl sonra yani şurası. 9 yıl üstünden geçiyor. 13. yılı soruyor bize. A ve B bölgelerinde üretilen incirlerin miktarlar arasındaki fark kaç tondur diye bir soru sormuş. Şimdi biz A bölgesini bir konuşalım dostlar şurada. A bölgesini bir hesaplayalım. Şimdi A bölgesine bakın. 1. yıl burada. 4. yıl burada. 1, 2, 3 yıl geçti aradan. 3 yılda ne kadar ton üretmiş? Bak buradayken 1. yılda 40. 4. yılda da 120. Arada ne kadar fark var? 80 ton üretim yapmış arkadaşlar. Peki 1 yılda ne kadar üretim yapar diye soruyorum. 80 bölü 3
üretim yapar? 9 yılda ne kadar üretim yapar diye soruyorum. 9 çarpı 80 bölü 3'ten 240 ton üretim yapar. Şimdi niye hocam 9 yılı bulduk? Çünkü şu 4'ten sonrasını arıyorum ben bir de. 9 yıl geçecek 13. yıla kadar. 9 yılda 240 ton daha üretim yaptı bu A. Hani 120 idi ya buradayken. 120 ton var zaten. 240 ton daha üretti, 13. yıla denk düştü. 240 artı 120'den 360 ton var A bölgesinde. Bu cebimizde dursun. 360 burada dursun arkadaşlar. Şimdi bir de B için konuşalım. B'ye bakalım şimdi. B denilen amca, şurada bir yere yazayım. B'yi de şuraya yazayım ben. Bakayım burası gözüküyor mu? Evet. B amcamız, bakın 3'ten 4'e 1 yıl geçti aradan. 1 yılda 40'tan 80'e yükseltti tonunu. 40 ton üretti o zaman, değil mi dostlarım? 1 yılda 40 ton üretti. Peki bize 9 yıl lazımdı. 9 çarpı 40'tan 360 ton üretti. Şuradan itibaren 360 ton üretti. 80'di zaten burada. 360 artı 80 diyelim hemen. 440. 440 ton da B'den geldi arkadaşlar. Bize de diyor ki aralarındaki miktarlar arasındaki fark 440'tan 360'ı çıkartın kardeşlerim. Cevabı da işaretleyin geçin gidin. Geldik 4 numaralı sorun 5 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Grafik Ali ve Veli'nin kumbaralarında bulunan para miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Eyvallah. Buna göre Ali'nin kumbarasındaki para bittiğinde Veli'nin kumbarasında kaç TL olur diye bir soru sormuş. Hadi hesaplayalım şimdi. Şu Ali keratasından başlayalım. Ali 8 günde bakın. İlk gün 0. gün 60 lirası varmış. 8. güne geldiğimde 36 lirası oldu. O zaman Ali denilen hırbo Ali 8 günde 24 lira harcamış. 8 günde 24 lira para harcamış kardeş. O zaman bu adam bir günde ne kadar harcıyordur? 3 lira para harcadı. Şimdi ne kadar daha parası var bunun? 36 lirası kaldı. Şimdi bu 36 lirayı gelecek sıfıra kadar düşüttüreceğiz bu Ali'yi. Peki 36 lirayı kaç günde harcar? 12 günde harcar dostum. 12 günde 36 liraya harcar. Yani 8 günde 24 lira harcadı. Buraya kadar geldi. 8 gün geçti. Bir de 30 kaç gündü? 12 gün daha geçti. Toplamda 20. günde yani Ali'nin parası sıfıra düştü dostlar. 20. gün oldu. Ali'nin parası sıfırda. Şimdi Veli'ye hesaplayalım. Bak Veli 6 günde 12 lira para biriktirmiş Veli. Aferin çocuğum. 6 günde 12 lira. O zaman bir günde 2 lira para biriktirir bu kerata. Şimdi bize ne kadar gün lazım? 14 gün sonrası lazım, değil mi? 20. güne gelecekler. 6'dayız şu anda. 20. güne gelmesi için 14 güne daha ihtiyacımız var. 14 günde 28 lira biriktirir o zaman bu Ali. 28 lira daha biriktirdi. Zaten 6. günde 12 lirası var zaten. 14 günde de 28 lira daha biriktirdi. 28 artı 12 liradan Veli'nin 40 lira parası birikmiş olur arkadaşlar. Evet, 6. soruya geldik. Yine bir bitki sorusuymuş arkadaşlar. Yukarıdaki grafik A ve B bitkilerinin boylarının zamana göre değişimini göstermektedir. Peki göstersin. Şimdi A bitkisini konuşalım dostlar. A bitkisi bakın 2 yıl geçmiş aradan. İlk dikildiğinde 1 metreymiş. A bitkisini şöyle göstereyim ben siz iyice anlayın. A bitkisi şurada şu anda 1 metre arkadaşlarım boyu. İlk dikildiğinde B bitkisine bakalım. B bitkisi de ilk dikildiğinde yine 9. yıl dikiliyor tabii. 1 metre kaç metre dikiliyormuş? Yine 1 metre olarak dikilmiş arkadaşlarım bu da. 1 metre olarak dikildi. Tamamdır. Şimdi A bitkisi ikinci yılında 3 metreye uzamış. Demek ki 2 yılda birdi ya başlangıçta. Birdi. 2 yıl geçti aradan 3 metreye çıktı. O zaman 2 yılda 2 metre uzadı mı arkadaşlarım bu kerata? Demek ki 1 yılda 1 metre uzayacak arkadaşlar bu sıvıdı.
O zaman x yılda x metre uzayacak. Hadi şimdi B için konuşalım bir de. B bitkisine bakalım. B bitkisi 9 yıl sonra dikiliyor ama 1 metre olarak dikiliyor ve 1 yıl geçtiğinde de 3 metre oluyor. Yani 1 yılda 3 metre oluyormuş arkadaşlar bunun boyu. O zaman x yılda 3x metre uzayacak bu. Hadi şimdi bir hesap yapalım. Bakın A bitkisini diktik 1 metre boyuyla. Her 1 yılda 1 metre uzuyorsa bu kerata, 9 yılda ne kadar uzar diye soralım. 9 yılda 9 metre uzamaz mı? Yani 10 metre olmaz mı bu boyu 9. yılda? Ve 9. yıl geldiğinde B'nin de dikilme zamanı gelmiş. Şimdi B'yi diktik 9. yılda. Öyle bir zaman geçti ki x yıl geçti aradan. Bunun boyu x yılda x metre uzuyordu. Şöyle oldu. X metre uzadı. Yani 10 artı x metre oldu bunun boyu. Diğerinin boyuysa bir x yılda 3x boyu uzuyordu ya arkadaşlarım. Öyle değil miydi? Bir yılda yok, bir yılda 2 metre uzuyordu bunun boyu. X yılda 2x metre uzar. X yıl geçti. Boyuna geldi. Bunun boyuyla eşit oldu. Demek ki şuradaki mesafe 2x boyu uzadı tabii bunun da. Bu arada 2x uzadı x yıl geçtiğinde. Ve boyları eşit oldu. O halde 10 artı x eşittir 2x olmak zorunda. Yok, hatta şurada 10 artı x 2x artı 1'e eşit olmak zorunda. Bir de burada 1 vardı ya arkadaşlar. Şimdi x'i buraya aldım x, 1'i buraya aldım 9. X eşittir 9 çıktı. Evet, böyleymiş arkadaşlarım. Bunun da çözümü. Hemen geçtik 6 numaralı köşe taşımıza. Birinci soruya bakalım ne diyormuş. Bir de ben odaklanmaya bakayım bu arada. Yandaki grafik bir mağazanın aylara göre karını göstermektedir. Tamam. Buna göre mağazanın karının en hızlı artışı hangi aylar arasında olmuştur? Şöyle şimdi şekle bakalım. Bakın ilk 3 ayda İkilik bir kar artışı var. Şuraya bakalım. 3 ile 5 arasında arkadaşlarım 8'lik bir artış var. 8'lik. 5 ile 7 arasında 7 mi bu? 4. 4'lük bir artış var. 7 ile 8 arasında da 10, 24, 6'lık bir artış var ki en çok 7 ile 8 arasında olacak arkadaşlarım. Ya niye hocam burada 8'lik bir artış var diyeceksiniz şimdi siz. Ama bakın burada 3 ile 5 arası. Yani 2 yılda 8'lik artış var. 1 yılda demektir ki bu 4'lük bir artış var. Yani 2 yılda 8 mi daha çok yoksa 7 ile 8 gibi 1 yılda 6 mı daha çok diye düşünün arkadaşlarım. Tabii ki 1 yılda artı 6 artması daha da çoktur. O yüzden cevap 7 ile 8. Geldik 2'ye. Yukarıdaki grafik silindir şeklindeki bir su deposundaki suyun zamana göre yüksekliğini göstermektedir. Eyvallah. 25 dakikada 60 metre yüksekliğindeki depoyu dolduran musluğun akış hızının en büyük olduğu zaman aralığında deponun yüzde kaçı dolmuştur diye soruyor. Şimdi bulalım arkadaşlar. Şimdi zaman aralığında yükselişi bulalım ilk önce. Şimdi şurada 3 ile 7 arasında 10'luk bir artış var. 3 ile 7'de. 7 ile 14'te ne kadarlık bir artış var? 20'lik değil 10'luk bir artış var yine. Bakın 5 dakika geçmiş. 5 dakikada şurada bir 18'lik artış var. İşte bu arkadaşlar. 5 dakikada 18 birim artmış. Mesela şuna bakın. 7 dakikada 10 birim yükselmiş. Hiç gereksiz. 4 dakikada yine 10 birim yükselmiş. Burada da 5 dakikada 18. Şuraya bakalım bir de. 6 dakikada 12. 6 dakikada 12 mi daha büyük? 5 dakikada 18 yükselmesi mi daha iyi? Yoksa 7 dakikada 10 mu? Tabii ki 5 dakikada 18 litre artmış arkadaşlarım hacimdeki artış. Tabii ki buradaki zaman artışı en fazla şu anda. Peki bize de diyor ki akış hızının en büyük olduğu zaman aralığında işte burada deponun yüzde kaçı dolmuştur diye soruyor. Yani şu aralıkta ne kadarı dolmuştur? 18'i dolmuştur arkadaşlarım ama 60'ın 18'i dolmuştur. 60'ta 18 dolduysa yüzde kaçı dolmuştur diye soruyor. Yani bu zaman aralığında
Bu depoya kaç litre su aktı? 18 litre aktı. 60'ta 18 ise diyorum, yüzde kaçtır diye sordum hemen. 60 çarpı 18 bölü, yok pardon yanlış yaptım. 100 çarpı 18 bölü 60 eşittir x. Peki birer sıfır sildim şuradan. Şuradan sildik. 6'ya böldük, 6'ya böldük, 3 kaldı. 3 ile de 10'u çarptık arkadaşlarım. 30 çıktı sorumuzun cevabı. Şimdi hemen 3. soruyu okuyalım. Bir yandan ben de uçtakiyim arkadaşlar. Grafik borsa endeksinin 5 günlük değişimini göstermektedir diyor. Tamam. Buna göre endeksteki değişim en çok hangi gün olmuştur diye bir soru soruyor bize dostlarım. En çok hangi günde bir değişim olmuştur diye soruyor. Bakalım. Birinci günde arkadaşlarım 600'lük bir değişim olmuş değil mi? 12.600'dü. 12.600 olmuş. 12.000'den 12.600'e çıkmış. 600'lük bir değişim var. İkinci gün şu kadarlık bir değişim var. Onu hesaplayalım hemen. 13.200, 12.600, yine 600'lük bir değişim var. Üçüncü gün şu kadarlık bir değişim var. 13.200'den 12.900 çıkarttım. 300'lük bir değişim. Bunu da geçtim. Dördüncü güne geldim arkadaşlarım. Şu kadarlık bir değişim. O da neye denk düşüyormuş? 13.700'den 12.900'e 800'lük bir değişim var. Burada bakın şu ana kadar bulduklarımın en çoğu 800'lük bir değişim. Bir de şurada bir değişim var. Bakın sakın şaşırıp da artışa bakmayın. Değişimi soruyor. Artış veya azalış istemiyor. Değişim ne kadardır diyor burada. Peki şurada 3.700'dü. 12.600'e düştü. 7.000. Evet, en fazla burada arkadaşlarım. 1.100'lük bir değişim, hatta 700, 400'da. Evet, 1.100'lük bir değişim var. En çok 5. gün değişim olmuştur diyebiliriz dostlar. Hemen geldik 4 numaralı sorumuza, bakalım bu ne diyor. Grafikte bir depodaki suyun zamana bağlı olarak değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Depodan su ilk 1. saatte 20 ton azalmıştır. Şimdi bakalım, 1. saat 48'den 24'e düşmüş. Evet, 24 ton azalmıştır. Doğru. Depodaki su 1 ile 3. saatler arasında aynıdır. Evet, bakın sabit gitmiş. Hep 24 litre kalmış. Bu da doğrudur. Depodaki su 3. ve 4. saatler arasında 8 ton artış göstermiştir. Bak, 3'te 24'tü. 4'e 32'ye çıkmış. Evet, 8 tonluk bir artış var. Bu da tamam. Depoda 6 saatte su kalmamıştır diye soruyor. Evet, 6. saatte bakın sıfıra düşmüş arkadaşlarım. Depoda 6. saatte su kalmamıştır. O zaman Edirne'yi işaretleyelim artık. Geldik 5 numaraya. Grafik bir aracın aldığı yolun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Bu araç harekete başladıktan sonraki ilk 8 saatte kaç kilometre yol alır diye bir soru sormuş bize. Peki, şimdi şöyle hesaplayalım. Bakın buralarda hızları değişiyor sürekli. Farklı farklı yollar alıyor. Burada mesela sabit gidiyor ama şu 4. saatten sonra artık sürekli dümdüz gidiyor. Bize de 8. saati soruyor. 8. saatin sonunda ne kadar yol alır diye soruyor arkadaşlar. Biz şurası doğrusal olarak gittiği için, dümdüz gittiği için şuradan sonrasını konuşacağız kardeşler. Bakın 2 saatte bu adam 4'tü 300, 6'ydı 450. 150'lik bir yol değişimine uğramış. 6 ile 8 arasında yine 150'lik bir yol değişimine uğrayacak. Yani en son nereye denk gelecek? Şurada 450 idi. Buraya geldiğinde 600, 450'nin üstüne bir 150 daha koyuyoruz. 600'e denk düşecekmiş diyebiliriz dostlarım. Evet, son sorumuz Gobeller. Yukarıdaki grafik hareket halinde bulunan iki araç arasındaki uzaklığın zamana bağlı değişimini göstermektedir. Arkadaki araç hızını arttırdıktan kaç saat sonra öndeki araca yetişir diye bir soru sormuş. Dostlarım, bu yol farkıymış arkadaşlar. Sakın ha şaşırmayın. Mesela 4. saatteyken, 4. saatte bakın aralarındaki yol farkı 90'mış. Şöyle diyelim. 4. saat diyelim arkadaşlarım. Biri buradaysa, mesela A buradaysa, diğeri de burada olsun ve aralarındaki yol mesafe 90'mış arkadaşlar. 5. saate geldiğimizde
Bu mesafe A ile B arasındaki mesafe 80'e düşmüş. Yani 1 saatte 10 kilometre kapatmış arkadaki araç mesafeyi. 1 saatte 10 kilometre kapattı. Şuradan itibaren hızını da arttırmaya başladı demektir bu adam. Buradan itibaren hızını arttırıyor. Peki burada aralarındaki yol farkı kaç? 90. 1 saatte 10 kilometrelik mesafe kapatıyorsa 90 kilometrelik mesafeyi 1 saatte 10 kilometre ise 90 kilometreyi de 9 katı 9 katı 9 saatte kapatır diyebiliriz dostlarım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik Koberler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle dilerim. Hadi bakalım, kolay gelsin dostlar.